Kardeşim bak, Bağnazlar Mısır'ı mahvetti. Evet. Libya'yı mahvetti. Irak ve Suriye'yi mahvetti. Bağnazlık çok büyük bir tehlike. Dünya derin devleti Bağnazlığı öldürerek yok etmeyi düşünüyor. Büyük bir Müslüman katliamı kapıda. Bağnazlıktan vazgeçilsin. Müslüman devlet ileri gelenleri, bağnazlığı durdursun. Önce kadınlara kadın hakları tam anlamıyla verilsin. Erkekle kadın 50'ye 50 aynı güçte olsunlar. Kadınların dekoltesine müdahale edilmesin. Bakımına, güzelliğine müdahale edilmesin. Güzel bir anlayış hakim olsun. Yanlış bu. Çok tehlikeli. Her yerde, her şeyde kalite ve modernlik hakim olsun. Bu İslam'da olmayan şiddet hadislerine şiddetle karşı çıkalım. Kur'an'da olmayan dehşet yöntemlerine karşı çıkalım. IŞİD'in, Taliban'ın, El-Kaide'nin mantığı oradan geliyor, bu hadislerden geliyor. Bunu anlamazlıktan gelmeyelim. Bu büyük bir felakete kapı açar. Türkiye bu modernin öncülüğünü yapsın. Türkiye modern bir devlet olsun. Modern bir halk oluşturalım. Her yerde. Modern tabii bizim gençler ama daha modern olsun. Danimarka, Norveç gibi olalım. Daha da ileri gidelim. Öbür türlü helak kapıda. Mahvoluruz bak bunun dışında. 10 yıl sonrasını düşünsünler. Bağnazlık gittikçe gelişiyor. Ve çok arsız ve yırtıcıdır bağnazlık. Çok sinsidir. Verem hastalığı gibidir. Bünyeyi içeriden kemirir. Buna önlem alalım. Tayyip Hocam da olsun, Başbakan da, Türkiye Müslümanlığı diye bir şey yok. Böyle bir şey kabul etmezler. IŞİD Müslümanlığı, Taliban Müslümanlığı, El-Kaide Müslümanlığı hakim olur Türkiye'ye. O hadislere göre öyle olması gerekir. Başka türlü model gelişmez. Türkiye Müslümanlığı demek çekinik bir yapı var. Yani susarak, geçiştirerek, çekingen, pasifist bir yöntemle bu mesele hallolmaz. Türkiye Müslümanlığı diye bir model yok. Bütün çevremiz hep gelenekçi, ortodoks, IŞİD, Taliban, El-Kaide mantığında. El-Nusra düşüncesinde. Biz onlara karşı koyacak bir ideolojiye sahip değiliz. Gelenekçi İslam anlayışına onlara karşı koyamayız. Ortodoks İslam anlayışına karşı koyamayız. Yani IŞİD'in düşüncesi, Kaide'nin veya diğer bütün grupların düşüncesi çok rahat Türkiye'de hakim olur. Bağnazlık hızla yayılıyor. Buna karşı devlet ciddi önlem alsın. Yani tarikatları falan kaldırarak değil. Bu hadislerin yanlış olduğunu Diyanet İşleri Başkanı'na açıklasın. Ama açıklayamaz. İllaki Mehdi. İllaki Mehdi.